Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Başkasının fikir ve düşüncesine bakışımız nasıl olmalı? Kur'an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye, Sahabe-i Kiram ve Ehli Sünnet ve Cemaate göre olmalı. Zira Peygamber Efendimizin ifadesiyle Kur'an ve Sünnete sarılan kurtulur, Sahabe ve Sünnet yolundan giden istikametten ayrılmaz, sapkın fırkalardan olmaz. Öyleyse Kur'an, sünnet, sahabe ve ehl sünnete göre karar vereceğiz. Ayrıca sevgi, şefkat ve rıza gözüyle bakmalıyız. Çünkü rıza gözü ayıplara karşı kördür, ayıpları görmez ancak kem ve kötü göz çirkinlikleri gösterir. İşte bu ince sırdan dolayı insafsız bakışımız, ve düşkün fikrimiz asla hakem olamaz. Başkasının mesleğini batıllıkla ve hata ile mahkum edemez. Müminler birbirlerinden razı olup birbirlerini sevdikleri zaman birbirlerinin kusur ve ayıplarını görmezler ve örtmeye çalışırlar. Aksi durumda ise ya müminler birbirlerinden razı olmayı birbirlerine düşman kesildikleri vakit o zaman kem gözle, kötü gözle sürekli birbirlerini ayıp ve kusurlan ararlar ve nihayetinde birbirlerini inkara başlarlar ve Allah korusun düşman olurlar. Benim mesleğimden başka hak meslek yoktur demek diğer hak meslekleri inkar etmek demektir. İşte kem göz, çirkinlikleri gösteri ifadesinde zımnen işareten bu insaf sükun var. Biz hak olan bütün meslek ve meşreplere rıza ile, memnuniyetle ve iyi niyetle bakmalıyız ki onları güzel görelim ve onların hizmetlerinden istifade edelim. Çünkü bir insanın bakış açısı muhatabına yansır. Eğer bir insanın iç dünyası kin ve nefretle doluysa muhatabını kin ve nefretle görür. Eğer iç dünyası sevgi, şefkat ve merhametler doluysa o zaman muhatabını sevgi, şefkat ve muhabbetle görecektir. on için önce iç dünyamızı güzelleştirelim ve bütün hak meslek ve meşreplere güzel niyetle bakalım ki her şeyi güzel görelim ve güzel değerlendirelim.